Ee, selamun Aleyküm. Mutlu olmanın, e, evde huzurlu olmanın sihirli şöyle kelimesi var. 13. lemadan e, söylüyor. Bil ana. Cenab-ı Hak kullarına şöyle bakıyor. Sizin diyor bir kusurunuzu bir kabul ediyorum. E, bir iyiliğinizi en az 10 kabul ediyor. Kadir gecesinde 30 bin kabul ediyorum. Ama normal günlerde bir iyiliğiniz mi var ey kullarım? En az 10. Bir kusurunuz mu var günahınız? Bir kabul ediyor. Bu sihirli formüle göre karı koca müminler arasında ana baba veya şeyler insan ilişkilerde bu sihirli formülü kullanın mutlu olursunuz. Nedir o? İnsanlardan bir iyilik görürseniz Allah ne yapıyordu onu? Bir iyiliği en az 10 kabul ediyor. Ee, zor şartlarda ise bu katlanarak girer. Bir iyilik zor şartlarda zor olacağı için 10 bin. Mesela Kadir gecesinde bir harfe Allah en az 30 bin. Berat gecesinde 20 bin. Cuma gecelerinde yüzler veriyor. Normal günlerde bir iyiliğe en az 10 veriyor. O zaman karı koca ve evdeki veya kendi psikolojin için... Yani ben adam değilim, düzelemiyorum, ben olmuyorum deme. Deme. Çünkü iyi değilim diyen ne kadar güzel, ne güzel bir tarafın var ki, iyi olmayan tarafını biliyorsun. İyi olmayan tarafını bilen, iyi olmayan, evet iyi olmayan tarafımız var. Nefis, günahlarımız. Ama bunu fark eden ne güzel iyi tarafımız var ki, iyi değilim diyoruz. O zaman, hem kendine hem kendi öz donanımlarına e, namaz kılabilmene, oruç tutabilmene, risale okuyabilmene, Kur'an okuyabilmene şöyle bak, e, eşine de böyle bak, Müslümana da böyle bak. Bir iyilik mi gördün kendinde veya onda? En az on kabul et. E, günah mı gördün bir tane kendinde ve eşinde? Onu bir kabul et. Aileyi çökerten bunun tersidir. Veya kişinin psikolojisini bozan bunun tersidir. 10 tane iyiliğini adam bir kabul ediyor. Bir günahını, bir eksikliğini, kusurunu 10 kabul ediyor bunu. 10 iyiliğini bir görüyor, şuraya bak. Ama bir kusurunu 10 görüyor en az. Bu insan mutlu da olamaz. O evde mutluluğa da vesile olamaz. Şimdi bana diyorlar ki, bugün söylediklerim abi böyle e, sen böyle e, hep böyle te, internetlerden televizyonlardan e, menfilerden uzak e, hep olmayı söylüyorsun e, niye bu yolu se seçtin e, şimdi ben şöyle bir yolu Risale-i Nur'da e, şey yapıyorum ben sevdirerek insanları Risale-i Nur'dan vesvese lisansını bulduğum o e, yöntemdir. Sevdirerek ki şöyle helalleri yani doğruları tefekkür yapınca nasıl ulvi alemlere mazar olacaklarından daha çok ben bunlardan bahsetmiyorum. Çünkü herkesin alemini Allah farklı şey yapacak. Yani tefekkür edince namaz kılınca şu evrat eskarları falan e, nafileler yapınca şöyle şöyle olacaklarından bahsetmiyorum. Ya e, yani haramlar haramlar dimanda vehim yani düşünce bozukluğu e, haramlar e, kafanda düşünce bozukluğu kalbinde nasıl vesveseye dönüştüğünden bahsediyorum. E, çünkü haramın ucu nihayetsiz her çeşit şey helallerin ucu sonsuz ucu açık haramlar e, haramlar ise muayyendir yani Allah Kuranda haramdan bahseder helallerden bana bahsetmez çünkü niye sonsuz helal çok mesela diyelim ki şu yenir şu helal şu helal şu helal demiyor şu haramdır der domuz eti haramdır der şarap haramdır domuz eti haram peki hangi hayvanın eti Helal, sonsuz. Peki bu kadar içecekler ne kadar sonsuz? Bir tanesi şey değil. O da onların içerisinde denge olsun diye. Mesela neye benzer? Allah bütün meyveleri, dutu, kirazı, elma armutu normal hiç kimse tuz katmaz. Ama hıyara tuz katar. Niçin? Çok hikmetinden. Hıyarı tuzsuz yapmış ki diğerleri de böyle olabilirdi ha. Bak. O zaman cebinde tuzluk taşırdın. Ee, yani doğruların e, nihayetsiz mertebesi anlaşılabilmesi için e, bazı istisna, mesela hıyarın tuzsuz olması gibi şeyler yaratıyor ki onların kıymeti bilinsin diye. Dolayısıyla insanlarda da böyle. Yani sende de kusur olacak ve ben, bende de kusur olacak, evde de olacak. Yeter ki bir kusuru bir gör. Ee, bir iyili bir kusuru bir gör. Bir iyili Allah nasıl görüyor? En az on. Sen mesela namaz kıldın. En az onun on tane iyilik var sende. On tane kaliteli adamsın. Tamam mı? Diye göreceksin. Ee, sihirli bu. Peki bu bakışı nasıl kazanacağız? Yani bir iyiliği en az on, bir günah bir görmeyi şöyle Bediüzzaman Hazretleri diyor ki mektubatta muhabbet gözü kusuru görmez diyor. Tersini düşünün mefhumu muhalifi adavet gözü güzelliği görmez. O zaman aile içi kavgalarda kendi psikolojisine Kendine dönük bakışta, ee, şöyle bak. Şimdi öne çıkan aile içi kavgalarda sebepler var ya hani saydığımız. Bana böyle dedi, böyle gitti, şöyle oldu. Bunlar surettir. Bunlar inandırıcı değildir. Çünkü karşında bir insan var. Bir araba değil, bir tarla değil. Şimdi öne çıkan sebepler var ya, işte şöyle olduğunda böyle oldu da onun için. Bunlar surettir. Asıl nedir? Muhabbet gözü kusur görmez. Kalpte hakiki bir muhabbet varsa, karşındakinin 10 tane kusuru dahi olsa gözükmez. Var ama insandır. Der, yapar, der, geçer. E, Adamet gözü kalpte adavet gözü nedir? Onun hiç iyiliğini görmez. Ya bir sürü iyiliği var ya. Sana bir sürü katkısı olmuş. En azından Müslümandır. Senin imanını imanı ile tasdik ediyor. Yani bir Müslümanın bir Müslümanın en büyük iyiliği nedir? İmanıdır. Benim imanıma o da delil oluyor. O zaman o zaman e, bizim Aile içi sıkıntılarda e, ortaya çıkarttığımız sebepler, o kendimizi e, haklı çıkarmak, vicdanımızı rahatlatmak için konulandır. Aslında kalbimizde sorun var. Seviyoruz ve sevmiyoruz. Peki abi Hasan kardeşim, abim, e, bunu nasıl kazanacağız? Eğitimle. Ama riya olmaz mı? Sevmiyorum. Olsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Allah içi kof olan yani içi tam olmamış ibadetin suretini de kabul ediyormuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Yani Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine merhameten ibadeti, ibadetin sureti var ya görünüşü onu bile e, olmuş diye kabul ediyor. Çok şükür. O zaman kendimizi onu o kadar sevmesek bile sevgimizi ifade edecek tavırlarda, davranışlarda zoraki dahi olsa davranın ki o zaman insan duyguları yetişiyor. İnsan yetişiyor. Yani eğitiliyor. Duygu eğitiliyor. Ona ait bir şey daha anlatayım, keseyim. Yani bütün duygu eğitilebilir demek istiyor. Mesela Müslüman olmayan Hristiyan olduğu bilinen ee, Hatem-i var cömertlikte. E, namdar olmuş, çok meşhur. Hatem-i Demişler ki sen bu cömertliği nasıl kazandın? Çünkü doğuştan herkes çekirdek olarak doğar, sonra ağaç olur. Nasıl bir varsa. Demiş ki çok ibretlik bir şey anlatmış. Yani ben bu cömertliği nasıl yaptım? Muhabbeti de böyle yaparsınız. Onun cömertlik de kazandığını nasıl yaptığını o söyleyeyim. Ben de be bu? Ben diyor bir gün diyor saatlerce ustayı seyrettim diyor. Kerpiçte duvarı yaparken. Onun yanında çırak vardı diyor. Ustaya e, kerpiçi tutar verir. Usta bu kerpiçi koymadıkça usta kerpiçi çıraktan istemiyor. Çırak da elinde tutuyor. Ne zaman ustanın eli boş olursa çırak kerpiçi veriyor. Böylelikle duvar yükseliyor. E ne var bunda? Baktım ki usta elindekini harcamadıkça, harcamayınca çırak ona vermiyor. Ben de baktım ki insanların elindeki nimeti Allah için harca harcamadıkça Allah arkasını vermiyor. Yani nimetin, ikramın önünü tıkıyor insan. Verdikçe çoğaldığını bilen asıl saadet Hz. Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Öbü Bekirler vs. Hazreti bunlar ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman hakkında dedi. Ya Rabbi Osman'ın verişi karşısında aciz kaldım. Ee, nedir o? Bak Hatemi Tayyip Usta elindeki kirpi, e, kerpici, harcıyor koyuyor o zaman çırak arkadan onun eline veriyor ama o harcamadıkça uzatmıyor buradan dolayısıyla uhuveti de öyle Uhuvetimizi ilk önce yalandan dahi olsa e, yani eğitilmesi için bu duygumuzu hi hi hi, bir şey ikram edeceğiz Allah ne güzel demiş hediyeleşin diyor Uhuvetiniz artar Eğit, eğitilmesi gerekiyor bu duygular. Selamünaleyküm